2.75'i sadeleştirilmiş bir kesir olarak yazın. Biraz alıştırma yaptıktan sonra bunun çok basit bir çözümünün ne olduğunu göreceksiniz. Ama üstünden kabaca geçmek yerine derinlemesine düşünüp gerçekten mantığını kavrayacağız. Şimdi sayımıza dönelim. İki rakamı elimizde iki tane birler basamağı olduğunu göstermekte. İkiden sonra onda birler basamağında 7 var. Yani kelimenin tam anlamıyla elimizde bir tane onda yedi, ya da 7 bölü 10 olduğunu söyler. Son olarak yüzde birler basamağında 5 var. Bu da yüzde 5 ya da 5 bölü 100 demektir. Şimdi bunu basit ya da bileşik kesir olarak yazmak istiyorsak bu kesirleri toplamalıyız. İki kesir toplamak için de ortak bir payda yazmamız gerek. Ortak payda bulmak için de en küçük ortak katlarına bakmalıyız. Bu durumda 100 aradığımız sayı olur. 100 hem 100'e hem de 10'a bölünebilir. Yani bu 10'u 100 yapmamız lazım. Bunun için de 10 ile çarparız. Hem payı hem de paydayı 10 ile çarpmamız gerek. Bu yüzden de payda 100 olunca pay 70 olur. 70 bölü 100, 7 bölü 10'a eşittir. Şimdi bu iki kesri toplayabiliriz. 70 artı 5 nedir? 75 eder ve paydamız da 100'dür. Bu da 2 tam 75 bölü 100 olarak yazılabilir. Son videoda da gördüğümüz gibi bunu aynı zamanda 2 tam yüzde 75 olarak da okuyabilirsiniz. Ancak bu kesir henüz sadeleşmiş değil. 75 ve 100'ü bölen ortak çarpanları vardır. İkisini de bölebilen en büyük sayı 25'tir çeyrek para kavramını duyduysanız, 3 çeyrek 75 kuruş eder ve 4 çeyrek de 1 lira eder. Yani her ikisini de 25'e böleceğiz. Yani 75 bölü 25, 3 eder. 100 bölü 25 de 4 eder. Sadeleştirilince bu kesir 2 tam 3 bölü 4 olur. Bu sorulardan çok çok çözdükten sonra bu tür sayılarla karşılaşınca neye sadeleştiğini çok çabuk görebilirsiniz. Yani karşınıza 2.75 çıktığında, buna hemen 2 tam 75 bölü 100 ya da 2 tam 3 bölü 4 diyebilirsiniz. Sadece zaman ve tekrar meselesi.